Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Sevgili geçirenler merhaba. Bayram erken gelmiş Keçiören'e. Ankara'ya da erken geldi, Türkiye'ye de erken geldi. Çok şükür. Evet. Bana sormuştu ilk seçildiğimde 2019'da gazeteci. Dedi ki TC tabelasını mı taktınız? Zaten olması gereken yere koyduk dedik. Olması gereken yere koydular inşallah. Sevgili Keçiörenliler. Sevgili Keçiörenliler. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten gerçek belediyeciliğin ne olduğunu 5 yıldır bizimle yaşadınız. Seçim döneminde de icraatlarımızı anlattık. Önce hiçbir icraatı yok derken sonra bizim yaptıklarımızı kopyalayıp bir fazla vereceğiz, biz fazla vereceğiz diyerek devam ettiler. Ama aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz denir. Kendiniz görevdeyken kimseye bir şey yapmamışsınız, ondan sonra yapacağım diyorsunuz. Dolayısıyla hiç kimse inanmadı. Seçim sürecinde ben bir anket yaptırdım. Eylül-Ekim ayında. Eylül-Ekim ayında Keçiören'de %50'nin üzerinde oy verileceği görünüyordu. Bunun üzerine seçimi kazanacağımıza inanan, bana güvenen bir aday arıyorum dedim. Birçok insan gerçekten ilk başta inanmadılar. Ama daha sonra Mesut Özarslan kardeşim cesaret etti. Ben Keçiören'de seçimi alırım dedi. Bu bir inanç meselesiydi. Ve ben her gün... Eyvallah. Sağ ol. Ve her toplantıda şunu söyledim. Biz Keçiören'i kazanacağız. Çok belediye kazanacağız ama Keçiören'in anlamı farklı. Hani spor, futbolda transfer yaparlar da sonra da pastanın üstünde çilek derler ya. Dedim ki Ankara'da çok belediye alacağız ama pastanın üzerindeki çilek Keçiören alacak demiştim. Çok şükür Allah bugünleri bize gösterdi. Ve şunu söylemiştim. Değerli hemşehrilerim dedim. Ben seçildiğimde ilçe belediye başkanları hayırlı olsun dahi demediler. Birçoğu benim odamı dahi görmedi. Hatta yapılacak hizmetleri istemediler. Engel olmaya çalıştılar. Ben de belediye meclisinde gideceğim. Hepsini halka şikayet edeceğim dedim. Ve hepsini her gittiğim yerde. Bunlar partilerini ilçelerinden çok seviyorlar diye şikayet ettim. Uzattığımız eli tutmadılar diye şikayet ettim. Ne oldu biliyor musunuz? Uzattığımız eli tutmayan hiçbir belediye başkanı şu anda yok. Hepsi sandığın dibine girdiler. Çünkü onlar ilçelerini kötülük ettiler. Onlar Ankara'ya kötülük ettiler. El ele tutuşup bir fazla hizmet edelim demediler. Bakın bugün seçim bitti. Çok şükür mazbatımı da aldım. Şimdi ilk vereceğim, verdiğim demet ya da belediye meclisinde ilk yapacağım konuşma şu olacak. 16 belediye başkanımız var. 8 tane de rakip partiden var. Bir de bağımsız var. Onlara çağrım şu olacak. Düne kadar rakiptik. Bugün artık hepimiz mazbatamızı aldık. Bize düşen Ankara için çalışmak. Geçen dönem benim bu çağrımı cevapsız bırakanların hepsi siyaset sahnesinde ortadan gittiler. Gelin aynı hatayı siz yapmayın. Hep beraber el ele tutuşalım. Ankara halkına hizmet edelim diyeceğiz. İnşallah bu sefer bu şekilde davranırlar. Çünkü biz hiç kimseyi düşman olarak görmüyoruz.
siyaseten rakip olabiliriz ama o da seçime kadardır. Seçimden sonra herkese saygı duyarız. İlk gün, kazandığımız gün belediyede yaptığım konuşmada dedim ki rakiplerimin ekibinde olanlar, onlara oy verenler, onlara çalışanların iradesine saygı duyuyoruz. Kendilerine göre mutlaka bir gerekçeleri vardır. Ama seçim bitti, biz kazandık. Bu saatten sonra onlar bizler diye bir ayrım yok. Onlar da en az bize destek olanlar kadar saygıyı hak ediyorlar, saygı görecekler dedim. Bizim farkımız bu olmalı. Biz insanları ayrıştırmamalıyız. Biz kimseyi ayrıştırmamalıyız. Oy verdi vermedi dememeliyiz. İnşallah bir başka seçimde onların oyuna da talip olmanın yolu onları reddetmek, ayırmak değil, onları kucaklamaktır. Siyaset böyle yapılmalıdır. Herkes birbirinin tercihine elbette saygı duyacaktır. Biz de saygı duyuyoruz. Onlar geçen dönem Ankara halkının seçtiği Mansur Yavaş'a, ona oy verenlerin iradesine saygı duymadılar. Ancak biz aynısını yapmayacağız. Nasıl? 5 yıl önce hiç kimseyi ayırmadan işe başlayıp ve 5 yıl sonra halkın karşına geldiğimiz zaman her zaman böyle kalabalıkları gördük ve belediyeciliğimizi anlattık. Demek ki belediyeciliğimiz kabul edilmiş. Demek ki Mansur Yavaş belediyeciliğinin doğru iş yaptığı tespit edilmiş ki Türkiye rekoruyla Ankara'da beni seçti. Evet. Türkiye rekorunu kıran Ankara halkına, bizim yaptıklarımızı onaylayan Ankara halkına sonsuz minnettarım. Yine aynı şekilde ilçe teşkilatlarında çalışan, gönüllü çalışan, ismini dahi bilmediğimiz, göremediğimiz ama arkadan arkaya bize inanıp çalışan herkese de sonsuz minnettarım. Hepsinden Allah razı olsun. Emeklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize düşen el ele verip hep birlikte Keçiören'e hizmet etmek. Ben şikayet etmek istemiyorum. O defteri kapattık artık. Yani şurada eskiden sel basıyordu. Burada sandal arıyorlardı. Şunu sormadılar. Burası bugün mü tıkanıyor? 25 yıldır siz iktidardaydınız. Yapmadınız. El ele verip hadi bunu yapalım demek yerine bazı Keçiören'de 300 bin nüfus varken 1984 yılında altyapı yapılmış. Şimdi 1 milyon nüfus elbette bunun altyapısı çekmeyecek. Ama siz yıllarca buna para ayırmadınız. Keçiören'le ilgilenmediniz. Tam tersine bizim altyapı yaparken bir müddet toprağın oturması için beklediğimiz asfaltlara dahi asfalt gecikti diye burası Ankara Büyükşehir'in sorumluluğundadır diye halka şikayet etmeye kalktınız. Sonuç ne oldu? Ankara halkı böyle olumsuz muhalefet yapanların hepsini sandığa gömmüş durumda. Bu nedenle biz bundan sonra inşallah el ele vererek Keçiören'in yıllardır hep Büyükşehir'le kavgası nedeniyle yapılmayan ne varsa hepsini yapacağız. Bakın bir iddiamız var. Burada Çankaya Belediye Başkanımız var. Burada da Keçiören Belediye Başkanımız var. Başkanım, Keçiören bundan sonra Çankaya'yla yarışacak. Haberiniz olsun. Evet, el ele verilecek. Çankaya Keçiören ayrımı da ortadan kalkacak. İnşallah bütün belediye başkanımız el ele vererek yaşadığımız kenti çok daha keyifli, çok daha yaşanabilir hale getireceğiz. Boynumuzun borcudur. Bu sıcakta sizleri çok daha fazla tutmak istemiyorum. Değerli hemşehrilerim, verdiğiniz destekten, verdiğiniz güvenden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Mesut Başkan'ın anlattığı gibi inşallah hepimiz aynı şekilde içinde insanı olmayan hiçbir projeye para yatırmayacağız. Sizlerin paranızı harcarken şeffaf, ortak akılla harcayacağız. Hesap vereceğiz ve içinde insan olmayan,
adı proje olan hiçbir çöp projeye de para yatırmayacağız. Daima ve daima insanların, sosyal desteğe ihtiyacı olan insanların da bu kentte yaşarken mahzun ve mağdur olmayacağı, en azından o çocukların yaşıtlarıyla aynı seviyede eğitim alacağı, aynı seviyede besleneceği bir sistem kurmak suretiyle inşallah Ankara'da yaşayan herkesi aynı seviyede yaşamasını sağlayacak, yaşadığı kentten keyif almasını sağlayacağız. Bu nedenle ben Keçören'de verdiğiniz bu destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten emek verenler büyük iş başardınız. Kimsenin mümkün değil, olmaz dediği işi başardınız. Demek ki insan inanınca başarmayacağı iş yok. Şimdi sıra bizde. Bizler de sizlere en iyi şekilde hizmet edeceğimize, Ankara'da sizi çok daha iyi şartlarda yaşatacağımıza söz veriyoruz. Biz de bunu yapacağımıza inanıyoruz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdi sıra bizde. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Sayın Başkanım, sizi biraz bekleteceğiz. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, İlçe Başkanımız Berkılıç, İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Keçiören Belediye'mizin mazbatasını Keçiören'in hemşerilerimizle paylaşıyor. Sayın Başkanım, duamızı yapmak üzere Seyit Hocamızı buraya davet edeceğim. Yarın saat 10'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve belediye başkanlarımızla birlikte önce Anıtkabir ziyareti yapılacak. Ardından saat 11'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde Sayın Mansur Başkanımız Ankaralı hemşerileriyle buluşacak. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, yalnız sana kulluk ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bizleri yardımına nail olanlardan eyle. Lütfu bol ve keremi sonsuz olan Allah'ım, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden niyaz ederiz. Ve yine bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden de sana sığınırız. Ey Rabbimiz, bütün işlerimizin akıbetini hayırlı eyle. Dünyanın her türlü sıkıntısından ve ahiretin azabından bizleri koru. Bize ancak takatimizin yeteceği yükü yükle. Ya Rabbi, halka hizmet hakka hizmettir prensibinden hareketle Ankaralı hemşerilerimizin büyük teveccühleriyle ikinci defa Ankara'mızın şehremini olan Mansur Başkanımıza, Keçiörenli kardeşlerimizin büyük teveccühleriyle Keçiörenimizin şehremini olan Mesut Başkanımıza yeni görevlerini kendileri ve aileleri için, sevenleri ve Ankara'mız için mübarek eyle Allah'ım. Görevlerini kolaylaştır. Ankara'mız ve Keçiören'imizin için hayırlı ve kalıcı hizmetler yapmalarını ekipleriyle birlikte azimle, heyecanla, dürüst bir şekilde çalışıp başarılı olmalarını kendilerine nasip eyle Allah'ım. Yüklendikleri emanet ve sorumlulukları hakkıyla taşıyabilmek için Mansur Başkanımıza ve Mesut Başkanımıza güç ve kuvvet, sabır ve sebat lütfeyle Allah'ım. Rahmetini, bereketini, kerem ve inayetini esirgeme ya Rabbi. Feraset ve basiretini artır Allah'ım. Ya Rabbi, Mansur Başkanımız ve Mesut Başkanımıza gönüller kırmadan, gönüller yaparak, gönüller arası gönül köprüleri inşa ederek halkın gönlünde yer etmeyi, birlik ve beraberlik içinde ayırım gözetmeden herkese adaletli bir şekilde hizmet etmeyi nasip eyle Allah'ım. Yeni dönemin bu ilk gününden itibaren dönemlerini son gününe kadar rızandan ayırma.
kendilerine muvaffakiyetler ihsan eyle. Rusyetini lütfeyle. Kendilerini mahcup etme Allah'ım. Bu yeni 5 yıllık zaman diliminde yapacakları hayırlı hizmetleri dünya ve ahiret saadetlerine vesile eyle Allah'ım. 5 yıllık görevinin her anında zalime karşı her daima mazlumun yanında yer almayı, gariplere, kimsesizlere ve biçarelere derman olmayı, fakire, düşküne, yetime kol kanat germeyi muhterem başkanımıza nasip eyle. Bir ambulans, acil ambulans istiyoruz. Hayırların fethi, şerlerin defi için ülkemizin ve devletimizin selameti, milletimizin birlik ve beraberliği için bu toprakları bize vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimin ruhları için özellikle de Allah rızası için El Fatiha. Evet, bize göre sağ tarafta ambulans. Sevgili Keçiörenliler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş saat yarın saat 10'da Anıtkabir'e atamızın huzuruna belediye başkanlarımızla birlikte çıktıktan sonra saat 11'de Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde Ankara Lemşehirleriyle buluşacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güren, Ankara İl Başkanımız Sayın Doktor Ümit Erkol, Keçiören İlçe Başkanımız Sayın Berk Çalış, gösterdiğiniz ilçeye sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Allah'a emanet olun sevgili Keçiörenliler. Yarın saat 11'de Ankara Büyükşehir Belediye'mizin bu mahsulün önündeki bahçede buluşmak umuduyla. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.